Merhaba, bu videomuzda yazı tipi ve renk kullanmaya göreceğiz. Sanatların yazı tiplerini nasıl değiştiririz, renkleri nasıl kullanırız onları göstereceğim. Burada slaytımızda ikinci slayta gelelim. Bir kelime seçiyorum. Örneğin kanuni kelimesi seçtim. Hemen sağa doğru kayarsanız seçtiğiniz kelimenin Burada bir küçük pencere gelir. Bu pencere giriş sekmesinde hemen şu yazı tipinin küçük bir versiyonudur. Tabii kaydırdığımız için çıkmıyor. Buradan değişiklikleri yapabiliriz. Bakın bu yazı tipini gösteriyor. Bu boyutunu gösteriyor. Buradan kelimeyi büyütebilir veya küçültebiliriz. Ya da Liste varsa liste düzeyini art, azaltabiliriz arttırabiliriz ya da bir öne getirip bir geriye getirebiliriz. Kalın yapabiliriz İtelik yapabiliriz veya ortaya alabiliriz sağ veya sola Rengini değiştirebiliriz. bu şekilde tema renkleri var burada ya da tamamen buranın rengini değiştirebiliriz. Yine tema rengini aynı şekilde en sonunda da buradan biçim boyayıcısıyla yaptığımız değişiklikleri burada kanuniye yaptığımız değişikleri bu şekilde başka bir kelimeyi seçerek uygulayabiliriz. Geri alıyorum buradan. Yine yukarıda yazı tipi grubumuz var bakın. Burada da aynı şekilde büyütme, küçültme ve hepsi var. Tek farklı olarak altı çizili yapabiliyoruz. Ya da metin gölgesi oluştu. Bakın biraz gölgeli oluştu. Gölgeyi oluşturabiliyoruz. Tekrar seçiyorum. Geri alıyorum. Yine üstü çizili yapabiliriz. Ya da burada bir anda karakter aralığı var. Bakın çok sıkı, norm, sıkı, normal, seyrek, çok seyrek. Ve daha fazla aralıktan buradan ayarlayabiliriz. Normalde kalsın. Yine buradan küçük harfe dönüştürebiliriz. Büyük harf yapabiliriz. Her sözcüğü büyük harfe çevir, çevir ve büyük küçük dönüştür şeklinde de yapabiliriz. Bir yanda yine tema renkleri var. Burada da biçimlendirmeyi temizle kısmı var. Bu da bu kelime üzerinde yaptığınız bütün bu biçimlendir biçimlendirmeleri geri alır ve ilk haline dönüştürür. Bu şekilde ilk nasılsa öyle kalıyor biraz boyutunu yükseltelim. Bu değişiklikleri bu şekilde bir kelimeyi seçerek de yapabilirsiniz ya da direkt cümleyi seçebilirsiniz ya da başına gelip bu şekilde basarak bütün metni seçerek de yapabilirsiniz. Yazıların yani bu yazdığınız metinlerin üzerine değişiklik yapmak için üstüne tıklamanız gerekiyor ki bu Grafik tablo oluşsun. Buradan da değişiklik yapabilin. Yine geliyorum. Bir daha seçelim. Ya da bütün metni seçelim. Burada yazı tipleri vardı. PowerPoint'in hafızasında yer alan yazı tiplerinden istediğinizi seçerek uygulayabiliyorsunuz. Burada sıralı hepsi yukarı çıkıyorum. şu anda yaptığımız buradaki değişiklik sadece bu slaytı içerir. Yani diğerlerine geçtiğinizde ay burada yaptığınız değişiklikler yer almaz. Sadece bu slaytı seçtiğimiz için burada kalır bu değişiklikler. Yine örneğin herhangi bir değişiklik yaptıysanız hepsini yapıyorum. Yanda sıfırla vardır bakın. Sıfırlaya bastığınız an yine eski haline döndürür. İlk slayta geri geliyorum. Burada örneğin bu yazımızın rengini değiştirebiliriz buradan. Hangi renk yapalım? Daha koyu bir renk. Geliyorum bu renk yaptım. tabloya tıkladığınız zaman yukarıda çizim araçları diye bir yer açılır bakın. Burada biçim kısmı vardır. Buraya tıkladığınızda Word Art stilleri görürsünüz. Yani yazınızla ilgili stilleri görürsünüz. Tıklıyorum buraya. Değişik stiller var. Aşağıdan da aynı şekilde basıp görebilirsiniz. Yani seçtiğiniz yere uygular. Bir tanesini seçelim. Buradan tabii bütün metni seçmemiz gerekiyor. şunu seçtim. Değişik bir stil oluşturduk. Yani buradan istediğinizi seçerek oluşturabilirsiniz. Yanda metin dolgusu, metin ana hattı ve metin efektleri vardır. Metin dolgusuna geliyorum. İçindeki metnin dolgusu yine bu şekilde ama metni seçmedik. Seçiyorum. Ana hat vardır. O da dışarıdaki hat şöyle yapalım. Aşağıda da metin efektleri kısmı var. Buraya geliyorum gölge. Daha bir gölgeli yapıyor. Bakın bu dış tarafları, bu da iç tarafları. Değişik perspektiflerden altında görüyorsunuz şuradaki gölgeyi. Ne tarafa? Dıştan olsun. Yine geliyorum. Yansıma kısmı var. Aşağıya doğru bir yansıma oluşuyor görüyorsunuz. Seçtim. Yine parlama kısmı var. Parlaklığını arttırıyor. Değişik şekillerde yapabilirsiniz bunu ve bakın mesela üstüne gelince görebiliyorsunuz altın kahverengi gibi tıklıyorum. Eğim var. Daha iyi görebilmemiz açısından yakınlaştırıyorum biraz. Eğime geldim. Bakın. Tekrar geliyorum. Şöyle bir eğim yaptım. Yine 3B döndürme var. Böyle bu şekilde değişik perspektiflerden döndürebilirsiniz. İyi şekilde yapabilirsiniz. Bununla kalsın. Tekrar yapıyorum. Biraz aşağıya taşıyorum. ya da yukarı taşıyalım. Tam gözükmesi açısından. Yine metin efektlerine geldim. Dönüştür kısmı var. Bu şekilde bir tanesini seçmek için gösteriyorum, seçiyorum. Tekrar geliyorum. Buradan yine istediğinizi ayarlayabilirsiniz. yukarıda da var. Çıkıyorum. Bunu eski haline döndürelim. Bunun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan arttıralım ya da biraz azaltalım. Bu şekilde yazı tiplerinizde istediğiniz değişiklikleri ister çizim araçlarından ister giriş kısmındaki yazı tiplerinden yapabiliyorsunuz.